Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel modelimizi çalışacağız. Modelimizi örmek için ben mavimi ve beyazımı kullandım. Sizler de dilediğiniz renklerde bu çalışmamızı yapabilirsiniz. Umarım beğenirsiniz ve benimle birlikte bu modeli çalışmaya başlarsınız. Bu modelden neler yapabiliriz? Çok güzel battaniyeler olabilir bu modelden. Şöyle arkasında çevirdiğimde göreceksiniz. İki yönlü kullanabileceğimiz güzel bir çalışma. Bebeğimizin cinsiyetine göre pembeler, sarılar, kırmızılar ne isterseniz o şekilde renkler kombin ederek çalışabilirsiniz. Yelekler, ceketler olabilir ya da dilediğiniz farklı örtülerimizde bu modeli kullanabilirsiniz. Evet yapımı oldukça kolay. Şimdi sizlerle bütün ayrıntılarıyla modelimizi kuracağız öncesinde sizlerden küçük bir ricam olacak. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Kanalıma abonelik e, tamamen ücretsiz. Sadece e, abone ol tuşuna basmanız abone olma basmanız yeterli modellerimizi sizlerle birlikte zevkle çalışırız inşallah Evet ben bu modelim için iki buçuk numaralı tığımı kullandım ipiniz e, kalınsa bu ipin biraz kalın bakınız daha büyük tığ numarasını hak etmekte aslında daha yumuşak örgü isteyen arkadaşlarımız için şimdi ben yine iki buçuk numaralı tığımla modelimi kurmaya başlayacağım modelim 4 ve katlarından oluşmakta artı iki tane de ilmek son için kullanıyoruz. Şimdi modelimizi bütün detaylarıyla anlatmak için ben küçük bir parça başlamak istiyorum. Evet size de bana da kolay gelsin. Dördün katlarıyla zincirimi çekmeye başlıyorum. Önce şöyle tığıma bir tane düğümümü atıyorum. Ve şöyle tığımı gevşettikten, biraz rahatlattıktan sonra içine sık iğne yapacağımız için çok sıkı zincirler hoş olmamakta. Hem modelimizi alttan toparlayabilmekte. Onun için biraz rahat olarak zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4. Küçük bir parça başlayacağımı söylemiştim. Bakınız 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2, 3, 4 böyle 4, 4 diye saymanıza gerek yok tamamen zincirinizi çekip sık iğnelerimizi kurabilirsiniz 4'er 4'er zincirimi çektim sonra 2 tane de ilave zincirimiz olduğunu söylemiştim 2 ilave zincirimi de yaptıktan sonra modelimizin ilk sırasını örmeye başlıyoruz sık iğneden oluşan ilk sıra hemen bakın son zincirimin yanındaki zincirin içerisine giriyorum ipimi alıyorum geçiriyorum. İpim katlı olduğu için şöyle yarımlandı. Hemen yanındaki zincire tığımın başını girdiriyorum. İster tek katını alırsınız, ister iki katını, hiç fark etmez. Zorlamaya gerek yok kendinizi. Hemen yanındaki zincire giriyorum. Alıyorum, kapatıyorum. Bir sonraki ve takip eden bütün zincirlerimi aynı şekilde sık iğne ile örerek tamamlıyorum. Devam edelim. Sık iğnelerimi örerek sona kadar geldim. Şimdi bir tane zincirimi çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Hemen dibine batıyorum. Bakın hemen kendi dibine zincirim burası. Dibine batıyorum. Bir sık iğne örüyorum sıramızda da bütün ördüğümüz alttaki sık iğnelerin üzerine birer birer batarak ikinci sık iğne sırasını da oluşturmuş oluyoruz. Birer birer. İkinci sıramı da sona kadar örerek tamamladım. Şimdi üçüncü sıramıza bir zincir çekerek başlıyorum. Ve dibine batıyorum. Hemen dibine Yine bu sıramızda da sık iğnelerimizi her birinin tepesine birer birer batarak ilerliyoruz. Hiç atlamıyorum. Hepsine birer tane sık iğne örüyorum. Tekrar sona kadar geldim. Bu kez son ilmeğimin bulunduğu noktada bakınız mavi rengimi de elime hazırladım. Şöyle alıyorum son sık iğnemi alıyorum şöyle ikili olduğu zaman tığımda diğer rengimi geçiriyorum yeni rengimle burayı kapatıyorum ve bir tane zincirimi çekip sıkıştırıyorum üzerine bir zincir daha çekiyorum ilk olduğu için şöyle kenarımızı birinde ilmeği kapadım ve iki zincirimi çektim arkasını çevirip kendi dibine batıyorum kendi dibine batıp mavi rengimizle modelimizi kurmaya başlıyoruz şu altta görünen bölümlerimizi örmeye başlayacağız şimdi bunun için birinciyi ördüm bakın zincirimi çektim ama ilkine battım İkinciye değil İkincinin olduğu yerde birinci kata değil ikinci kata değil üçüncü şuradaki bölümüme tığımın başını doluyorum bire değil ikiye değil üçe batıyorum çekiyorum bir, iki defa da örüyorum. Tıpkı ikili trabzan örer gibi. Sonra arkasındakine batmıyorum. Bir sonraki sık iğnemin içerisine gelerek batıyorum. Ve tekrar tığımın başını doluyorum. Birinciye değil, ikinciye değil, üçüncüye batıyorum. Çekiyorum. Bir ve iki defa da örüyorum. Arkasındaki bir tane sık iğneyi atlayıp yanındakine batıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. bir değil, iki değil, 3'e batıyorum. 1 ve ikili trabzan gibi örüyorum. Arkasındaki beyaz sık iğnem atlayıp yanındakine batıyorum ki artış yapmayalım. Tekrar bire değil, ikiye değil, 3'e batıyorum. 1 2 defa da örüyorum. Hemen arkasındakini değil, bir sonrakine gelerek sık iğnemi örüyorum. Tekrar 1 2 3. uzatıyorum. 1 ve 2 defa da alıyorum. Ardındaki sık iğneyi değil, yanındakini örüyorum. Son 2 tane sık iğnemiz kaldı. Son 2 sık iğnemizin de bakın sondan bir öncekine yine tığımın başını doluyorum. 1 2 3'e batıyorum. Çekiyorum. 1 ve 2. Son sık iğnemi batıyorum ve mavi rengimle olan bölümümü tamamlıyorum. Şimdi bir üst sıraya geçebiliriz. Bu sırada ne yaptık? Hemen bir hatırlatmak istiyorum. Bir tane şu dönüş olduğu için, ilk başlangıç olduğu için iki zincir çektik. Diğer katlarda birer zincir çekeceğiz. İpimizi iyice sabitleme adına zincirimizin bir tane artırdık burada. Bir sık iğnemiz olduğu yere battığım için bir uzatma, bir sık iğne, bir uzatma. Uzatmaların olduğu yerin ardına batmıyoruz yoksa artış yaparız bakınız altına batmadık bir sık iğne bir uzatma şekliyle ördük ve sona geldik son yine sık iğne ile tamamladım bir üst sıraya geçmek için ise bir tane zincirimi çekiyorum arkasını çeviriyorum artık bundan sonra her rengimizi iki sıra halinde öreceğiz ilk sık iğnemin tepesine çekmiş olduğum zincirimi batıyorum ve bütün hem sık iğnemizi hem uzatmalarımızın tamamını sık iğne olarak örüyoruz. Hiç işlem yapmıyorum bakınız. Hepsine birer birer batarak ilerliyorum. Sona kadar geldim. En son sık iğnemin üzerindeyim. Batıyorum ilmeğimi çıkardıktan sonra son sık iğnem olduğu için ve ikinci sıramız olduğu için rengimizi değiştirmeye hazırız beyaz ipimi elime alıyorum iki mavimi beyazımla kapatıp şöyle sıkıştırıyorum bir tane zincirimi de çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum ve hemen dibine batıyorum dibine battım ve toparladım bakın şuradaki beyazımızla toparladığımız aşağıdaki mavileri toparladığımız bölümümüzü örmeye başlıyoruz şimdi hemen yanındaki bakın uzatmış olduğumuz ilmeğini hemen bakın sık iğnemi yanına bir tane sık iğnemi örüyorum bir başta bir de yanında oldu tığımın başını doluyorum uzattığım ilmeğin altından diğer uzattığım ilmeğin altından giriyorum her ikisinin altından çıkıyorum ikili trabzan örer gibi bir 2 örüyorum. Sonrasında altındaki kapadığım ilmeği örmüyorum. Yanındakini örüyorum. 1 2 3 tane sık iğne olarak örüyorum. Tekrar tığımın başında doluyorum. Uzun ilmeklerimin altından geçip uzatıyorum. 1 2 2 defa da kapatıyorum. Arkasındaki ilmeğimi örmeyip yanındakini örüyorum. Arkasındakini örersek artırmış oluruz. 2 3 tane sık iğnemi tamamladım. Tekrar tığımın başına doluyorum. Her iki ilmeğin altından geçip 1 2 defa da kapatıyorum. Arkasını örmeyip yanındaki 1 2 ve 3. Tekrar tığımın başını doluyorum. Son olarak grubumu örüyorum. 1 tane örmüyorum. Son 2 sık iğnemi örerek tamamlıyorum bakın bu şekilde kapadık şöyle bakalım büyüdükçe modelimiz güzelleşecek ve kendisini gösterecek şimdi çok belirli olmamakta sadece iki sıra olduğu için iki sık iğne başta iki sık iğne sonda kaldı tekrar üst sıraya geçiyoruz ikinci sırasına beyazımızın hemen bir zincirimi çektim İlk sık iğnemi batıyorum ve bütün sık iğnelerimize birer birer batarak sona kadar ilerliyoruz. Modelimiz kaydırmalı bir model. Bunun için mavi rengimizde kaydırma işlemimizi yapacağız. Son ilmeğimize kadar geldim. Son yine iki olarak yani şöyle batım ve iki tane ilmeğim oldu. Bunu mavi rengimle kapatıyorum. iki sıramızı tamamladık ön yüzden bu şekilde görülmekte şöyle çevireyim daha belirli olsun şimdi yeniden modelimizi kurmak için hazırız bir tane zincirimi çekiyorum arkadan önü çeviriyorum hemen kendi dibine batıyorum bu bir ikinciye yine batıyorum kaydırmalı olduğu için şurada ortada kuracağız 2 3 4 tane sık iğnem örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Birinciye değil, ikinciye değil, üçüncüye gelerek batıyorum. Bakınız şuradan altından uzatıyorum. 1 ve 2 örüyorum. Bir atlıyorum bu arkadaki batmış olduğum yerin tam arkasına gelen kısmı yani bu ördüğümün arkasını örmüyorum. Yana batıyorum. Ve hemen başını doluyorum. Batıyorum. Bir ve 2 arkasını örmeyip tepesine batıyorum bir sonrakini tekrar tığımın başını dolayı 1 2 3'e batıyorum 1 2 de kapatıyorum batıyorum yeniden şu şekilde batıyorum çekiyorum arkasını bakınız örmüyorum arkadaki kendisini bir sonrakine batıyorum bir tane zincirimi çekiyorum, arkasını çeviriyorum. Birer birer sık iğne olarak burayı örüyorum. Her zaman işlemimizden sonra başa dönmek için sadece sık iğnemizi uyguluyoruz. İkinci sıramızda işlem yapmıyoruz renklerimizin sona kadar devam ediyorum. Son olarak iki katımızı yine tutup beyaz rengimle kapatıyorum ve bir tane zincirimi çekip kendi dibine batıyorum. Kendi dibine battım. İkinciyi örüyorum. Bakın şimdi şuradaki gibi kapama işlemimizi yapacağız. 3 ve 4'ü ördüm. Tığımın başını doladım her ikisinin alt yandan giriyorum 1 2 1 arkasındakine batmıyoruz arkasını her zaman için boş bırakıyoruz 2 3 tane sık iğnemi bu ara noktaya örüyorum ve yeniden başını doluyorum mavilerimin altından giriyorum 1 ve iki defa da çekiyorum arkasına batmayıp bir yanına batıp üç tane sık iğnemi örüyorum tekrar tığımın başını dolayıp mavimi alıyorum ve arkasından şu kalan sık iğnelerimi örüyorum arkasındakini örmüyorum 4 sık iğnemi örerek tamamlıyorum ve üst sıramızı da bu şekilde kaydırmış oluyoruz dördüncü ve son sık iğnemi ördüm bir zincirimi çekiyorum Beyaz rengimde ikinci sırasında bütün sık iğnelerimi örüyorum. Sadece batıp kapatıyorum. Sona kadar sık iğnemi ördüm. İkinci kez modelimizin kurulumunu da birlikte yaptık. Şöyle her iki rengimizin olduğu bu birinci sıramızda iki sıra iki rengimiz tamamlandı. İkinci kez modelimizi kurmuştuk. Şimdi mavimizdeyiz. Birinci sırada yapmış olduğumuz işlemimizin aynı tekrarıyla artık ıı, devam edeceğiz. Şimdi birinci sıramızda yaptığımız gibi üçüncü sıramızda beşinci sıramızda yani tekli sıralarımızda diğerinde ise ikinci sıramızda çalıştığımız gibi çalışıyoruz. Şimdi mavi rengimi tekrar tığıma geçiriyorum şöyle ipimi sıkıştırıyorum bir tane bu yönde zincirimi çekiyorum hemen dibine batıyorum ve tığımın başını doluyorum birinci ikinci üçüncü sıraya gelip ilmeğimi uzatıyorum ve bir iki defa da çekiyorum Arkasındaki bölümü örmüyorum. Bir sonrakine bir sıkı iğne. Tığımın başını doluyorum. 1 2 üçüncüye gelerek batıyorum. 1 ve 2. Tekrar arkasını örmüyorum bakınız. Tepesine batıyorum. Buraya değil bir atlayıp tekrar tığımın başını dolayıp 1 2 3'e batıyorum. Eliniz alışınca zaten kesinlikle saymıyorsunuz. Ben daha anlaşılır olması için e, sayıyorum. Direkt mavimizin üst sırasına girebilirsiniz. Ve bu şekilde modelimizi ikinci kez kormaya başladık. Modelimizi örmeye devam ettikçe kendisini gayet güzel bir şekilde gösterecektir. Böyle bakınız. Çamlar gibi üçgen üçgen çok hoş durmakta. Evet, çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım sizler de yapmaya karar vermişsinizdir. Yapacak arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. İşiniz, gücünüz rast gelsin inşallah. Evet, yeni çalışmalarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.